İyi mi Sezen Erçin? İyi, telefonum şarjı doluyor mu diye baktım. Bakayım ben. Doluyor. Sese açık mı peki? Artık açık. Sen birinden telefon bekliyorsun galiba ha? Дорогой мой Артёшка. Хорошо, мама, не беспокойся, пожалуйста. Я очень переживала за тебя. Мне так плохо. Беспокойся. Haber gelince çok korktuk. Annem abim öldü sandı. Sen annene söyle, korkulacak bir şey yok. Abine bilirlerdi. Hadi. Мама, он говорит, не волнуйся, брат доверенных руках. Durumlar nasıl? İyi değil. Benim yüzümden çatıdan düştü, hem de benim evimde. Senin yüzünden değil İpek. Evet, senin evinde oldu ama senin yüzünden değil. Eli kesilirse iş bulmakta zorlanacak. Haklısın, üzüntünü anlıyorum. Ama ne olur biraz sakin ol. Ateş ve ekibi elinden ne geliyorsa yapacak. Sen de bunu biliyorsun. Biliyorum. Görüşürüz. Arşit, bu biraz acıtabilir. Niye o? Bu kanını sulandırıp pıhtıların oluşmasını engelleyecek bir ilaç. Nerede oldu bu yara izleri? Bayağı kötü görünüyorlar. İnşaatlarda çalışıyorum, o yüzden. Ne zaman çıkarım hastaneden? Daha bir şey söylemek için çok erken. İlk önce neyin olduğunu bulmalıyız. Ama benim işe dönmem lazım, yoksa atarlar. İpek Hanım'ın seni işten atmayacağına eminim, rahat ol. İpek Hanım değil. Haftanın 6 gecesi temizlik işi yapıyorum ben. Annemin kazandığı yetmiyor. Ben çalışabilirim. Hayır. Bana göre işler de var ama. Hayır Şota. Konuştuk biz bunu. Üniversiteyi bitirmeden hiçbir işe girmeyeceksin. Niye? Sen hiç üniversiteye gitmedin ki. Çünkü benim kapa çeneni, lafımı dinle diyen bir abim yoktu. Tamam Arşil, tamam söz. Seni elimizden geldiğince hızlı çıkartacağız hastaneden. Ben tamam zaten kendim daha hissediyorum. Eve gidebilirim. Arşil bak, eğer bu bizim düşündüğümüz gibi pıhtılaşma sorunuysa sonuçları çok ciddi olabilir, tamam mı? Ama beni burada zorla tutamazsınız. Zorla tutmuyoruz. Benim işe dönmem lazım, eve gitmem lazım. Arşil. İpek Hanım nerede? Sakin olur musun lütfen? Buradayım Arşil, ne oldu? Merhaba, ben doktor İpek. Annen galiba. Скажи ей спасибо, что привез тебя в больницу. Annem, beni hastaneye getirdiğin için teşekkür ediyorum. Ne demek, tabii ki getireceğim. Birazdan da tedaviye başlayacağız zaten. Başlayabilirsek. Ben kendimi daha hissediyorum zaten. Çıkarabilirsiniz beni buradan İpek Hanım. Arşil, bir elini uzatır mısın? Lütfen beni çıkarın. Arşil, elini uzatır mısın lütfen? Üçüncü parmağın rengi dönüyor. PTT süresi uzun, fibrin yıkım ürünleri biraz yüksek. Hafif bir dik vakası gibi. O zaman o kadar da hafif değil durum. Bu gidişle elini kaybedecek gibi gözüküyor. Elini verirse kolunu alamaz. Kolu da giderse. Bütün bunlar benim çatımdan düştüğü için mi şimdi? Aslında tepe üstü düşseydi bu acayip semptomların hiçbiri olmazdı. Heparinden daha güçlü bir şeye ihtiyacımız var. Rekombinan aktif protein C vereceğiz. Efendim? Hı hı. Hanımefendi tanıyanınız var mı acaba? Doktor mu kendisi? Aa, gerçi topuklular falan İpek Hanım'ı andırıyor ama protein C ağır sepsiste verilir. Peki ağır sepsisi nasıl tanımlayacağız acaba? Yani Arçil'in ağır sayılması için diğer elinin ve ayaklarının da kararmasını mı bekleyeceğiz yani? Tehlikeli bir ilaçtır bu. Sen de biliyorsun bunu. Hematoloji rotasyonundan hatırlıyorsundur diye ümit ediyorum. İç kanamaya neden olabilir. Felç geçirir ve ölür. Damdan düşmüş gibi olur yani. Ama kurtulabilir de. Yani şunu ben söylesem,
kuyruğuna basılmış kedi gibi viyak viyak viyaklarsın. Saçlarını savura savura karşı çıkarsın bana. Gerçi o hallerde yakışıyor sana aslında ama. Dediğimi yapın, hastaya protein C'ye verin. Protein C doktor, olacak iş değil. Çok riskli. Diğer risksiz seçenekler de işe yaramıyor. Yani tam senin tarzında davrandı İpek. Üzüm üzüme. Yani yüksek riskli bir tedavi. Tam ateşin yapacağı bir hareket. Evet biliyorum ama bunu bana yapma dedi yani. Belki de beni korumaya çalışıyordu. Yok. Bu onun tarzı değil. Ben de yetkimi kullandım ve dediğini yapmadım. Yani şu hastanedeki en iyi tıbbi tanı uzmanını dinlemedim Selim. Dediğini yapmadın İpek'cim. Çünkü hasta senin tanıdığın, senin önemsediğin biri. Dolayısıyla Ateş'inkiler değil, senin kararların daha önemli. Nokta. Bu arada unutuyordum. Ateş Bey uzun zamandır gerçek anlamda doktorluk yapmadığını da söyledi. Tam onu söyleyeceği bir şey işte. Dalga mı geçtin yani İpek'le? Doktor, bu vaka İpek'i çok sarstı. Mizah duygusu falan kalmadı kadında. Şakadan bakadan anlamıyor. Ya nasıl sarsılmasın? Az kalsın birisinin ölümüne sebep olacaktı kadın. Bunun şakası mı olur? Aslında olur. Yapayım mı? Ya. Acaba İpek mi çekti merdiveni adamın ayağının altında? Oldu mu?